Geçmişte Atatürk'e yapılan saygısızlık ve çok sayıda hakaret bulunuyor. Kimi zaman devletin bir kademesinde görev yapanlar tarafından, kimi zaman da yurttaşlardan gelen bu hakaretler cezasız kaldı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Danıştay kararıyla Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından gerçekleştirilen açılış töreninde minbere elinde kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'e hakaret içeren ifadeleri büyük tepki uyandırmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han, göz bebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar. Twitter'da Erbaş'a tepki gösterenlerin açtığı Ali Erbaş haddini bil etiketi ilk sıraya yükselirken siyasetçiler Erbaş'ı sert bir şekilde eleştirmiş, suç duyuruları yağmaya başlamıştı. İstiklal kahramanları için bir hayır duayı bile çok gören Ali Erbaş bu sefer de utanmadan onlara lanet okumaya kalktı. İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal'i anmak bir şereftir. Sizler bu şerefle yaşamamayı tercih edebilirsiniz. Bu sizin sorununuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ali Erbaş'a sahip çıkmıştı. Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla Ayasofya'da düzenlenen bir başka törende de Reisül Kurra Vekili Mustafa Demirkan Atatürk'e lanet okudu. Bu mabedi şeriften ezan-ı Muhammediye, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Tepki çeken ifadelerin ardından Demirkan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük, lafı cimi yok Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. Bunlar iyi araştırılmalıdır. Maksatları derinlemesine tahlil edilmelidir. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Demirkan hakkında Atatürk'e tahammülsüzlüğün Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlük olduğunu söylerken CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise Erdoğan'ın bu duruma sessiz kalarak zımnen destek olduğunu belirtmişti. Diyanet ise konuyla ilgili sessizliğini korumuş ve tepkileri görmezden gelmişti. Yaklaşık 3 ay sonra da Demirkan'ın 6 Ocak 2019'da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla bağı kalmadığını ve yapılacak işlem olmadığını ifade etmişti. Atatürk'e yapılan saldırılardan biri de Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde gerçekleşti. Depremde hasar görüp boşaltılan Nizamettin Devirdömen İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilmiş, okulun duvarına da Atatürk'e hakaretler içeren yazılar yazıldığı görülmüştü. Yurttaşların ihbarı üzerine okula jandarma sevk edilmişti. Yapılan saldırıyı kınadığını belirten AKP'li belediye başkanı Hikmet Ata, bir an önce yapanların yakalanıp adli makamlara çıkarılarak hak ettikleri cezayı almalarını umuyorum demişti. CHP, Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek suç duyurusunda bulunmuştu. Polis ve jandarma tarafından özel ekip kurularak saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışmalar sürdüğü, incelenen güvenlik kameralarında bir kişinin elinde boya kovasıyla okula girdiği belirlenmişti. Sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazan zanlının yakalandığını duyurmuştu. Atatürk'e en fazla hakaret eden isimler arasında Kadir Mısıroğlu geliyor. Kamuoyunda Fesli Kadir olarak bilinen Mısıroğlu, YouTube üzerinden yayınlanan 12 dakikalık ses kaydında Atatürk'e hakaret etmişti. Mısıroğlu, eğer bir Müslüman Atatürk'ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır. Evet, ben Kemal Paşa'yı sevmiyorum. Bu benim hakkımdır. İstersen babamı da sevmem demişti. Etimle, kemiğimle, ciğerlerimdeki hava gitmemiş zerrat ile Kemal'in düşmanıyım.
Atatürk'e yönelik bir başka hakaretse sadece göstermelik bir soruşturma açılarak kapanmıştı. Adana Yüreğir Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın ve Yayın Müdürlüğü görevini bir arada yürüten Osman Nuri Ünsal, sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ederek FETÖ'yü öven paylaşımlarda bulunmuştu. Görevinden alındığına yönelik iddialara karşın resmi bir açıklama yapılmamıştı. Atatürk'e hakaret edilmesine rağmen serbest bırakılmasıyla sonuçlanan bir diğer olaysa Konya'nın Sarayönü ilçesindeki Şehit Ramazan Akyürek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşmişti. Okuldaki tarih öğretmeni WhatsApp okul öğrenci grubundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir video paylaşmıştı. Bunun üzerine öğrenci velilerinden Fatih G, "Burası ödev grubu değil mi? Mustafa Kemal'in ne işi var burada?" ifadesini kullandı. Günün önemi nedeniyle söz konusu paylaşımın doğal olduğunu savunan öğretmen, bu kez ise Fatih G'nin "Doğallık ne alakaya? Kutlayacaksan evinde kutla atanı, burası ödev grubuysa ödev paylaş. Çocukların beyninin yıkandığı yeter artık. Çok seviyorsan Kemal atanı evinde çocuklarınla kutla. Milleti Kemal'le putla rahatsız etmeyin artık." ifadelerini kullanmıştı. Veli'nin hakaretinin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine valiliğin talimatıyla Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Fatih G, sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması beklenen Fatih G hakkındaki adli soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti. Yalova'da görev yapan cami imamı Ömer Tokar'ın da Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülmüştü. CHP'li Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, cami imamını Yalova İl Müftülüğü'ne verdiği dilekçeyle şikayet ederek soruşturma talep etmişti. Yaman, il müftülüğüne yazılı şikayette bulunduklarını ama henüz savcılığa vermediklerini belirtmişti. Memurlardan oluşan ekipler var, kaymakam tarafından atanmış. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan denetim sırasında bir parkın kenarında bu olay gerçekleşiyor. Hoca, Hazreti İbrahim'den giriyor, Atatürk'e bağlıyor. "En büyük puta tokmağı vurduk," diyor. "Bizim zabıta elemanımız da kim bu put?" diyor. O da "Atatürk," diyor. İzinden gidenlere de "putperest," diyor. AKP 7. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirilmişti. Kongrede AKP MYK listesi belli olmuş ve Erdoğan 1428 oyla yeniden AKP Genel Başkanı seçilmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da Akit'e "olmasaydın da olurduk" ilanı veren Eyüp Gökhan Özekin AKP MKYK'ye yedek üye olarak girmişti. İlanda Atatürk için "olmasaydı da olurduk" ifadesi ve 1881-1938 tarihleri kullanılmıştı. Sayfanın en altındaysa ilanı veren ve üzerinde "Hürriyet, Adalet, İttihadı İslam" ifadeleri olan Sancaktar Dergisi'nin ismi yer almıştı.